31 sene devlet memurluğu yaptım. Emekli olduktan sonra hayallerim vardı uzun zamandan beri, ufak bir mekan işletmek gibi. Bunu da köyümde yapmak istedim. İnce yaz ay kabak yerleri yapıyorum. İneğimiz için mesela besliyoruz ya inekleri. Çok zor anlarda, zor koşullarda çalışıyoruz. Kolaylıkla olmuyor. Doğal için, doğal olmak için. Çünkü burada her şey organik, organik bir vadi zaten. Yani ve o kadar bilinen, bilinmeyen o kadar çok ot var ki değerlendirebileceğimiz. Ve ben bunların çoğunu değerlendiriyorum. Üretmek çok güzel bir şey. Var ya, mesela ineğin danası doğduğu zaman insan bir başka bir oradan enerji alıyor. Mesela kabak ekiyorsun, şu kabaklar ektiğimiz zamanda şunlar böyle büyürken, büyüyünce insan daha bir onlardan neşe, huzur alıyorsun onlardan, değil mi? Ben kendim ekiyorum, iki günde bir su tokuyorum, öyle oluyor. Tokumunu da saklamış oluyorum, onu yerine koyarım. Hani çocuk okutmada, kendi geçimimizde yani biz de satıyoruz yani bunu eşimizle, dostumuzla her şeyimizi paylaşıyoruz. Olmayanlar biz satıyoruz, onlardan biz alıyoruz bizde olmayanları. Çok şükür yani güzel bir gelir kaynağımız var, kapımız var. Çalışmasak çayımız var, kunduğumuz var, meyvamız var. Bolluk bu, şimdi kim yiyecek, ne yapacağız diye mesela öyle düşünüyoruz, değil mi? Ama otursak nerede ne bulacağız, ne yiyeceğiz, onun derdine düşersin, değil mi? Yani bir maaş eve geliyor, biz kendimiz de yiyoruz, ekonomiye katkıda bulunuyoruz, evimize katkıda bulunuyoruz. Her şekilde burada görünen arkadaşlarımız da aynı şekilde. Hiç kimsenin dışarıdan bir şeyi yok, herkes alnının teriyle. Burada her şey çok güzel gidiyordu bence. Fakat pandemi döneminden sonra bayağı etkilendik. Çünkü burada ben her şeyi A'dan Z'ye, buranın sebzesi, meyvesinden yararlanarak, incir yani reçelden tutun sirkeye kadar hep buranın meyveleriyle yapmaya başladım. Mesela 16 Mart sabahı ben kalktım, iş yerime geldim. Normal her günkü gibi dükkanımı açtım, çalışmaya başladım. Bir saat sonra yazı geldi. İki tane polis memuru dedi ki, kapatıyorsunuz dükkanı dedi, iş yerlerimizi kapattık o gün. Tam bostanımızı ekmek için toplandık, kadınlar, erkekler, biz hep beraber bostan ekerken ilk Covid vakasının hemşinde görüldüğünü öğrendik. Ve gerçekten bu bizim için büyük bir panik yarattı. Sosyal mesafenin birazcık daha olmadığı bir ortamdaydık ve birden gerildik aslında çalışırken. Aynen. Ve benim o gün hiç birikimim yoktu. Tamamen sıfırdım. Yani
Yarın yiyecek yemeğim yoktu. Ciddi söylüyorum. Bir de Mart ayı ya, her şey kışlık hazırlıklarımız da bitmişti yani, artık hiçbir şey kalmamıştı. Yeni hasat dönemi başlayacak ki sebze bir şeyler yapacaktık yani. O gün biz alel acele kredi kartlarına yüklendik. Herkes bütün Türkiye'de ne yaşandıysa. Un, şeker, ne bulduysak eve doldurmaya çalıştık, şey makarna falan. Makarna çok komik. Evet, kuyruklara girdik ne bulduysak. Aynen. Ve eve kapandık böyle. Onların ne zamana kadar tüketeceğiz? Bir anda delirdik. Evet, pandemi sürecinde belediyedeydim. 153 hattına bakıyordum. 153 hattını oluşturduk Gençlik Meclisi olarak. Yaşlıların 65 yaş üzerinin dışarı çıkamayacağını öğrendiğimiz için onlara yardım etmek istedik. Ben telefon hattındaydım. Diğer arkadaşlarım da ben telefon hattından sipariş alıp istediklerini evlerine getiriyorlardı. Taşıyorduk. Böyle bir hizmet sunmaya çalıştık. Yani maddi manevi etkiledi. Niye? Bir süreçti. Belirsizlik vardı. Aynen. Evet. Yani çok bize, yorucuydu o ya. İşte evinize kapanın, dışarı çıkmayın. Tamam, ben evime kapanacağım ama param yok. Ne, nasıl kapanacağım? Evden ne zaman çıkacağım belli değil. Evet. Yani. Erzağım tükenebilir. İnsanlar onun için sokaklara döküldü. Geceleri evet. Yani hastalandın. Hastaneye nasıl ulaşacaksın? Tabii ki hastalık dediğimiz gibi hani psikolojik olarak herkesi etkiledi ama beni daha çok etkiledi. Ben gerçekten 2,5 senedir ilaç kullanmıyordum. Depresyon ilaçlarına başladım. Çünkü yani hastalık var. Var ama ne yapacağız? Hani nasıl bir tedbir alacağız? 8-9 aydır hiç misafir kabul etmiyoruz. Sonuçta yaşıyoruz yani. Bir şekilde buranın dönmesi gerekiyor. Yani bu zorlukların hepsini yaşıyorum ben. Yaşadığım için de ister istemez psikolojim bayağı bir bozuldu. Hani nereye kadar olacak? Hani yine de ümitlerimizi kaybetmiyoruz. Bir süreç olarak görüyoruz bunu ama ne olup biteceğini hala bilmiyoruz. Biz köylerde kesinlikle Türkiye'de bu iş olmaz yani. Azalmaz. Türkiye hiçbir zaman açlığa düşmez. Neden? Herkes çok çalışkan olduğundan. Anladın mı? Köyde genelde kadın, erkekler de çalışıyorlar ama kadınlar daha fazla çalışıyor. Hele İhlamurlu köyünde hep kadınlar çalışıyor. Neden erkekler daha erkek diye, hani erkekler yani daha üst kademede yaşıyorlar. Biz alt kademede yaşıyoruz erkek, kadınlar. Biz alıştık onun için. Etmez olur mu? İnsan çok gururuna dokanır ama biz alıştık bunlara. Beyler gidecek, kahvede oturacaklar, gezecekler. Biz akşama kadar ilahımın yemi yok, çocuğumun çorbası yok. Değil mi? Soba yakmak için odunu biz hep kendimiz yapıyoruz. Kadın yapabiliyor erkeksiz, her işini aşırıyor da erkek var ya, evde bir çorabını dahi yıkayamaz, temizliğini yapamaz, değil mi? Eşiniz yok mu, anneniz yok mu, kızınız yok mu, neden kadın cinsiyeti üzerinden hani küfrediyorsunuz? Erkek cinsiyeti üzerinden de edebilirsiniz bazen falan diyordum. İlk konuşmalarım hep öyleydi ama ben çok darlanıyorum ama şimdi ona nasıl anlatacağımı bilmiyorum ya. Öyle hatırlatıyorum yani, işte seni en kötü ihtimalle bir kadın doğurdu. Yani neden kadın üzerinden böyle kötü bir şeyin algı yaratıp da falan. Tabii bunu kime söylüyorsam çok utanıyor o anda, bozuluyor. Artık ben bir susayım. Bir daha yani benimle artık onu şey, yüzüme bakmak istemiyor. Gerçekten utanıyor. Ben de ısrarla şey anlayana kadar anlatmakta kararlıyım. Bir taraftan düşünüyorum, o bana tepki gösterecek. Ya ters bir laf derse ne yapacağım? Yani onu da ya böyle çok alttan alarak anlatıyorum. Böyle bir anda kavga ortamına girmiyorum onunla. Ben hep şimdi gece yapıyorum. Temizliğimi, yemeğimi hep gece yaparım. Gündüz, hele de şimdi gün küçük ya. İneğin otu kurutuyorsun. Yağmur gönülden ıslanmasın, koş. Şimdi onlar gündüz onu yapsan o iş kalacak. Gece yapıyor. Temizlik, yemek, çamaşır hep gece.
alışıla gelmiş yani. Normal bir şey. Yani kadına ne yaparsan yap. Say da, söv de, ne yaparsan yap kadına. Bu bayağı bir süre, yani diyebilirim ki 2-3 yıl buna mücadele ettik. İsrarla ama hiç bıkmadan mücadele ettik. Hatta yazılar yazdık. Masaya yazı yazdık mesela. Küfretmek yasaktır. Hatta kadın cinsiyeti üzerinden küfretmek yasaktır. Erkekler için diyebilirsiniz yaptım bir ara. Kültüre göre aslında o gelenekte yapılan şey bir dayanışma kültürü. Geçmişte büyük aileler şeklinde yaşanırmış, çok iş varmış köyde. Dolayısıyla tek başlarına yapamadıkları için meci kültürüyle yaparlarmış bunu. İşte hep birlikte gidip meyve toplarlar. Hep birlikte birinin odununu taşırlar, kışlık odununu. Gidiyorduk işte, geceyle gidiyorduk. Ay daha batmamış oluyordu. Gidiyorduk. Hep gitti. Onun ay aşağı kalıyordu, biz yukarı. Böyle dört ayak o yol ile gidiyorduk ki yerine gidebilelim diye. Mesela evde yolladığıyla gittin, öğreti getirin, sertledi. Sonra sertleyecek, güneş doğacak. Böyle ayaklarımız ile giderdik, elimiz ile. Sabah dağılmaya başlardı, o zaman öğreti yalım gelirdik. Öyle çile çekmişiz. Çok fena. Olmazdı. Şimdi çıktı işte fasulyeler, kelebekler piyey. Hep piyey de fasulye olma. Gübre çıktı, her şey de öyle çıktı. Zararlı olanla. Yetiştiremediğimiz işte nasıl diyeyim, yani fasulye önceki gibi olmuyor. Kelebekten olsun, şeyden olsun, mısır önceki şey yok. Kabaklarımız hani hormon olmadı, ilaç olmadığı için, koruyucu bitmiş olmadığı için iklim değişiminden çürüyor. Bu sene 30 tane büyük kabağım. Tarlamızı kazdık, ektik, tohumlarımızı ektik. Bunları aslında nasıl ekeceğimizi, nasıl yapmamız gerektiğini de hep yerelde yaşayan, o geleneksel bilgiyle iç içe olan kadınlardan öğrendik. Eskiden çok da yağmazdı ama yağdı mı da misilleri dolu yağdı, hep girildi uç yapraklı misire kar yağdı. Dedik bu sene daha olmayacak dedik, daha çok iyi oldu. 30 tane tohum buktum, layla çıkardım, astı. O zaman daha ama şimdi daha iyiydi. O mesele uğraş etmeydi. Hiçbir zaman bir şeyimiz eksik olmaz Allah'a şükür. Aynen. Yani hepimiz iyi, yani durumlarımız kötü değil. Ama eskisi gibi stok yapmıyoruz değil i̇şte mi? İşte stok yapmıyoruz. Bunu öğrendik. Hani naylalar dolduruyorduk ya eskiden. Ama eskiden niye yapıyorlardı? Kar çok yağıyordu. Aynen. Köylerde yaşıyordu insanlar. Bir de çarşıdan sadece un ve zeytinyağı alıyorlar. Şeker. Başka hiçbir şey almıyorlardı çünkü. Yaz boyunca sevindirleri doluyor. Aynen. Ekmez, bal. Mısır. Oluyordu mısır. Yani. Meyve, her şey. Evet, şimdi meyveyi bile çarşıdan alıyoruz yani. Biz yendiğimiz yapardık tohumu. Tarla ediyorduk. Ona pasta kazaydık. Fide lahana tokuyorduk ki evde dikeceğiz değil. Hey, fasulye, sus kabaklar, say çiçekli. Her çeşit şey yapardık. Şimdi o
o tarlala kimse etmeyik. Aşiler ağalara bakenler vardı. Gece sabah haylardiler. Ay öceliydi. Bahçeleri yeydi. Ben Rize Pazarlıyım. Aslen oran kızıyım. Orada 10 senedir gübre kullanılmıyor. Çaylarda, bahçelerde ve ürünler daha güzel. Daha bir şey. Bizim burada çaya illaki atılıyor. Biz sebzelerde kullanmamaya gayret ediyoruz ve direniyoruz. Çünkü biz zehir yani bu. Ama öyle bir şeye geldik, iklim o kadar değişti ki inanın ben bu sene o kadar kavun karpuz yetiştirdim ki pazar yerinden arabalardan aldığımız Adana'dan oradan buradan gelen karpuzla halt yemiş bizimkinin yanında. Çok güzel. Ve halen daha var bir kavunun daha yani. Ki daha güzel oluyor, gübre atmıyoruz ama işte iklimden. Avokado yetişir mi Karadeniz'de? Yetiştirdim. Yani olmayan bir şey yok o yüzden. Bu gidişle muzu da yetiştireceğiz biz. Çünkü burada her şey organik, organik bir vadi zaten. Şimdi daha bolluk var yani. O mesele şey yok ama çaydan millet artırıyor şey. Çay olmasa fena, dağdan galas kes, yunar dile. Giderik arkamız ile onu araba yoluna indirdik. Ertesi onu satardık, bir şeyler alırdık, eve de geliyorduk. Şimdi o yoktu işte, ondan kurtardık. Ondan kurtardık, yoksa aynı çileye herkes çakacaktı. Geçen sene çok güzel patatesim vardı, bu sene az oldu. Domatesler doğru düzgün olmadı. Aşırı sıcaktan iklim değişimi, yağmur görmüyoruz. Bazı sebzeler hani çürürken bazıları daha önce üretemediklerimizi daha kolay üretmeye de başladık. Böyle de bir etkisi var. Ancak çok fazla sel görülmeye başlandı. Yani bir senede düşecek yağmur bir günde düşüyor ve çok fazla toprağı patlatıyor, yollar kayıyor, heyelan söz konusu oluyor. Böyle sıkıntılar da yaşıyoruz tabii. İşte dışarıdan almaya kalkıyoruz. O da hormonlu. Yani doğru düzgün alıp yemiyoruz. Mümkün mertebe yememeye çalışıyoruz onlarla. Başladık. Bundan sonra da böyle devam etmeye düşünüyoruz. Fındıklı'da meci devam ediyor. Evet. Fındıklı'da meci var. Atıyorum bir bahçeyi ekiyorsam eğer ben gözüm kestiremediysem bunu bitiremiyorum diye imece şeklinde arkadaşlar toplanıyoruz. Bugün benim bahçemi, yarın senin bahçeni, öbür gün öbürünün bahçesini birlikte hallediyoruz yani ekip biçiyoruz. Çünkü bugün imece şekli bizim zaten kültürümüzde olan bir şey, dayanışma, yardımseverlik. Hallediyoruz işte. Düğünlerimizi nasıl birlikte, cenazelerimizi birlikte yapıyorsak, imece şeklinde bahçelerimizde yapıyoruz. Meci bana göre yardımlaşmak demek. İşi kolaylaştırmak demek. Fındıklı'daki bütün gençleri bir arada tutabilmek, hep birlikte bir Fındıklı'yı güzel bir hale getirmekle başladık. Ve böyle devam ediyor. Fındıklı'da gençlerin aktif olabilmesi, gençlerin yapmak istediği birçok şeyi yapabilmesi için öne yok olmak istedik. Mecler gezerdi, ev sahibi Fındık Mece ederdi. Gezerdi, hep köy gezerdik, 50 kişi olurdu. Giderdik, derede o Şükrü'ye mücahit ederdi. Oya giderdik, erkekler ayı turki derdik, kızlar ayı kaşı böyü. O fındık bitmezdi. Tembe ederdi adam ki. Yarın akşam gene aynı gelin ben gezemem. Üç gece sırali o fındık medine giderdik. Delikanlılar. O zaman işte bunun babası da beni seviyordu. Birbirimize turşu atmak. Dedim vardı çok güzel. Yani bunlar şimdi kadınlar oturmak yarışı yapıyorlar. Oturmak. O oturuyor ben de oturuyorum. O oturuyor ben de oturuyorum.
Oturma gelmiş oldu mu? Ben nasıl diyeceğim ki ona sana bana gel da bir bu dünya. O iş yapmıyor. Ben ikini yapacağım, sonra gideceğim onkini yapacağım. Ama o onda yok. Ne oldu o zaman? Ben tek başıma kaldım işlerde de. Arkadaşlar doğru olanı mutlaka birileri yapacak, ısrarla yapacak. Bunu sen yapacaksın, ben... Ama işte doğru yapanların çoğalması lazım. Onu bulaştırmak gerekir. Doğru yapanların çoğalması. Onu ne kadar bulaştırırsak lazım. Doğru yapma oranı yükselecek. Yükseldikçe yaşam kalitemiz yükselecek yani. Ekolojik dengelerimiz, her şeyi korumuş olacağız yani. İşte çevre komisyonu oluşturulacak, çevre yani, komisyonu derelerle ilgili çalışmalar yürütecek veya diğer çevreyle ilgili çalışmalar ne kadar güzelleştirebilirsek ısrarla. Tabii ki daha da birlikte olduk, daha bir araya geldik. Birbirini tanımayan birçok genç, farklı farklı köylerden hepsi bir araya gelip bir çaba içerisindeydi. Bir arada olmaya başladık. Bir amaç uğruna hepimiz birbirimizi tanıdık. Dertlerine derman, bir içlerine girdik ya, hayatlarımıza dahil olduk. Da öyle işte Julie, şimdi öyle bir şey yok. Ayvulu, domuzla kapıya geliyor bu ya. Hey.